Altın Elbiseli Adam'da haftanın Endrok köşesi gene Evans desteğinde. Evet arkadaşlar, bu kez de başka bir işe giriyoruz. Yavaş sürüş yapmıştık. Evet, sokakta sürüş, sokakta yavaş sürüş nasıl oluyor vesaire göstermiştik. Tırım 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 tırım. Burada Enduro'da işler biraz farklı. Nasıl farklı? Şöyle ki, bir kere oturmuyoruz abi. Normalde sokakta ne yapıyorduk? Oturuyorduk seni, hep tıpı 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 gidiyorduk. Burada öyle değil, burada ayaktayız. Ve ayakta olduğumuz için bir takım avantajlarımız var. Bir tanesi, daha fazla ağırlığı dışarı alabiliyoruz motordan. Dolayısıyla daha kolay kontrol edebiliyoruz eğer işin tadı kaçarsa. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ayakta sürerken yavaş gidiyoruz. Çok yavaş gidiyoruz. Gene debriyaj, arka fren ve gaz kontrolüyle süratimizi iyice düşürüyoruz. Dizlerimizle tuttuğumuz motorun dışına arada bir totoyu çıkararak, motoru yatırarak, kendimiz dışarıda kalarak motoru kontrol ediyoruz. Bu arada dirseklerimiz kırık olursa işi daha kolay kumanda ederiz. Böyle trialciler ve ekstrem endurocularda görebileceğimiz bir tekniktir bu da. Gidonu tam sağa ya da tam sola kilitleyip o vaziyette tutarlar motoru, ayaklarını yere koymadan. Bunu da deneyebiliriz. Bu da bize bir avantaj sağlayabilir. Gidonu kilitle frende ya da ön lastiği bir çıkıntıya, bir engebeye dayayıp öyle durmaca yapabiliriz. Eğer durduğumuz yerde ayağımızı yere koymadan motorun ileri hareketi sıfırlanmış vaziyette 10 saniyeden fazla durabiliyorsak, o zaman birçok endurocu arkadaşımız bize kaskını çıkartıp selam verecektir. Niçin yavaş sürüşü anlatıyoruz? Çünkü hızlı gidebilmek için ya da böyle berbat arazilere girebilip oralarda atlayıp zıplayabilmek için önce düşük süratte bu hayvana hakim olmamız lazım. Hayvanı arazide böyle çok zor şartlarda bile ayağımızı yere koymadan tutabilmeliyiz dengede. Bu bize motora daha fazla hakimiyet sağlayacaktır. Arazide kötü şartlarda zıplamada hoplamada başımıza bir şey geldiğinde, çok berbat yerlere düştüğümüzde bile düşmeden devam edebilmemizi sağlayacak bir kabiliyettir. Bazen de şunu görürüz, hani çok böyle üç seviye endurocuların, böyle hani uçan kaçanlar var ya, onların durmak üzere ya da durdukları yerde ayaklarını yere koymadan motorun üstünde böyle sabit tutarlarken, gaz verirken falan bir ayaklarını dışarı doğru açtıklarını görebiliriz. Bu hani dengeyi daha da kolaylaştırmak için yapılan bir tekniktir. Unutmayalım ki bir yandan da gaz veriyoruz. Böylece motorun krankının dönüşü de o jiroskopik etkiyle, hani tıpkı topaçın devrilmemesi gibi, motorun ayakta durmasına destek olacak bir unsur oluyor. Fır 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 arada. Tamam. Şimdi ayağı açma kısmı biraz daha ileri bir teknik. Ben çok beceremiyorum. Hani yapabilenler oluyor tabii ama ben daha çok böyle motordan şöyle çıkabilmeyi beceriyorum. O da güzel. Eğer ayağınızı açarak böyle dengede tutabiliyorsanız motoru, çiçek. Önemli olan, dediğimiz gibi arkadaşlar, çok yavaş sürüşte, hatta durduğumuz yerde durabilmekte, enduro'da ayaktayken motora hakim olmak, sert yerine daha yumuşak kumandayla işi çözmek ve alete hakim olmak ve en önemlisi 10 saniyeden uzun üzerinde gitmeden durabilmek. Bunu çözdüğünüz zaman çiçek gibi süreceksiniz herhalde. We'll be right back.
Kulesi'ni yine Evans sundu.